Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Tekrardan Samsun'dan Ankara'ya doğru gelirken yolda babamla karşılaştık. Şu an önümde gidiyor o da. İftar saati yaklaşıyor. Daha doğrusu geçti iftar saati. Bir yerde durup yemek yiyeceğiz. Onun için normalde bir yer bulmuştuk ama otobüsçülerin yeri olduğu için orada durmayı pek tercih etmedik. Gerçekten otobüsçülerin durduğu yerlerden uzak durur. Otobüsçülerin durduğu yerler genelde en pahalı yerler oluyor. Tesisler oluyor. Ondan dolayı şu anda önümde babamla birlikte Kırıkkale'ye doğru gidiyoruz. Bakalım Kırıkkale girişinde bir yer varmış. Kırıkkale girişinde bir yerde duracağız. O da şu anda gidiyor. Bana yetişmeye çalışıyor herhalde de. Ben geçmek istiyorum. O biliyor yolu. Onun için bıraktım onu. O gidiyor. Şu an zaten 80 ile falan gidiyoruz. Sağ şeridin yolu çok kötü bu arada. Ben onun için sağ şeritte gitmiyorum. Yolda yani işte gerçekten Ankara Delice yolu gerçekten çok kötü. Yani sözde yapacaklardı Ankara Delice yolunu ama ne zaman başlayacaklar, ne zaman bitirecekler hiç bilmiyorum. Onun için biraz sol şeritte devam edeceğim. Şu anda bilmiyorum, sinyal verdi de ne anlatmaya çalıştı anlamadım. Herhalde sağa mı geçti, sola sinyal verdi ama geçmedi. Beni geç diyor herhalde. Ama gittiği yeri bilmiyorum, onun için geçmeyeceğim. Buralarda gerçekten yollar kötü. Bazen hani tak tuk ses gelebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şöyle ekran odağı değişiyor bazen. Şu anda neredeymiş? Şeyde Kırıkkale girişinde bir Kadıoğlu varmış ama Yıldırımlar tesisi diye ona duracağız çok büyük ihtimalle. Bakalım. Gidiyoruz. Tamamen tesadüf denk geldik. Ben Samsun'dan geliyordum. O da Diyarbakır'dan yüklemişti. Diyarbakır'dan geliyordu. Dün yükledi. Delice geçtikten sonrasında karşılaştık. Güzel oldu. Aslında yemek yiyecektik de bakalım bir ilerideki yere gidip yemek yiyeceğiz. Bu arada arkadaşlar, bu geçen videoda bahsettiğim işte Karadağ Gürcistan olayı ve Avrupa'ya hani nasıl kolay gidilir vesaire, bunlarla alakalı bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bana yazın arkadaşlar yorumlardan vesaire, ona göre ben de video çekeyim sizi, yani aydınlatabilecek veya yol gösterebilecek bir video çekeyim, öyle bir şey yapabiliriz. Ama bunun için tabii ki de bana yazmanız lazım veya yorumda belirtmeniz lazım. Ben şimdi ilerleyen zamanlarda hem kamera alacağım hem de mikrofon alacağım. Mikrofon önemli çünkü gerçekten hani